Selamun aleyküm. Hayırlı günler arkadaşlar. Hepinize merhabalar. Bugün de Manisa'nın meşhur Sipil Dağı'nı gezeyim istedim. Merkezde işlerim vardı. Mantarın çıktığını söylediler. Ha dedim, bugün de tavuktan, kuştan biraz uzaklaşıp Sipil'in zirvesine çıkayım. Biraz mantar arayışına geçeyim dedim. Ama tabii bir yandan da yaptığım belki biraz çılgınlık. Çünkü bu dağda yilka atları var, yaban domuzları var. Mantar avına çıkmışken av olmayalım. Gördüğünüz gibi yerde hep atların yapmış olduğu dışkılar var. Bu da demektir ki bu yollardan yilka atları da geçmiş. Mantar ortalama 10-15 dakikadır mantar arayışındayım ama mantarın meyesine denk gelmedik. Öyle bir sıkıntı var. Muhtemelen havada biraz yağışlı. Ondan dolayı hala bir mantara rast gelemedik. Ama önemli olan zaten bildiğiniz gibi mantar değil. Temiz hava, oksijen ve doğada yürüyüş. Ha dedim, canı sıkılan vardır belki benim gibi. Sizinle de bir video çekip paylaşayım dedim. Ormanda yürümek gerçekten güzel. İnsana bir oksijen veriyor. Ama tabii bu şekilde kafa tasları falan görünce insanın aklına kötü kötü şeyler de gelmiyor değil. Bu arada arabayı koyduk. Arabayı koyduktan sonra da bayağı bir yürümüşüm. Arabayı arayacağız. Bayağı bir sıkıntılı. Ama güzel. Gördüğünüz gibi oksijen, temiz hava. Birazdan açıklığa çıkabilirsem eğer kaybolmadan size manzarayı da çekeceğim. Çok güzel. Manisa'ya gelirseniz Sipil Dağı'nı ziyaret etmeyi unutmayın. Burası çok yüksek bir yer. Rakamını tam bilmiyorum ama gelip gezilmesi ve yürüyüş yapılması gereken bir yer. Hayatımız sivil noktalarda hep stres sıkıntıyla geçiyor. Para kazanma hırsı. Hobilere ve kendimize zaman maalesef ki ayıramıyoruz. Bu da üzücü bir şey. Vakit buldukça böyle dağlarda yürümek lazım aslında. Keşke vakit olsa da her gün sabahları bu şekilde yürüyebilsek. Manzarayı görüyorsunuz arkadaşlar. Yani Manisa merkezden belki 45-50 kilometre uzaklıktayız şu anda. Tabi buralara yayan gelmek mümkün değil. Arabamızla geldik ama işin kötü yanı arabamızı kaybettik. Yani her an her yerden bir şey de çıkabilir. Bazen çıtırtılar falan geliyor tabi. Ormanın içindeyiz. Bir yaban hayvanı karşımıza çıkabilir. Elimde hiçbir şey yok. Muhtarız. Silah da almadık. Aslında böyle durumlarda keşke bir silah olsa da tehlike anında insan kendini korumalı. Hani hayvanı vurmak olmasa da en azından korkutma amaçlı bir ateş edilebilir. Bayağı da yürümüşüm. Ormanda böyle bir sır var aslında. Belli bir noktadan yürüdüğünüzde kaybolmadığınızı tahmin ediyorsunuz ama bazen arabadan açılıp 6-7 kilometre ters istikamete indiğimi biliyorum ben. Mantarın aslında nerelerde olduğu hakkında çok fazla bir bilgim yok da. Amaç dediğim gibi biraz spor olsun, biraz yürüyüş. Manisa merkeze gelmişken Sipil'e doğru bir gideyim istedim. Ama çok da ciddiyim. Arabayı kaybettik. Hayırlısı olsun camiaya. Bir şekilde bulacağız. Sonuçta burada patika yollar var. Birazcık ses yapayım diye de aslında video çektim. Tehlikeli ortamlar. Baktığım zaman gerçekten bu yel katları hemen hemen her yeri gezmişler. Yani çoğu noktada dışkıları var. Bu da demektir ki buralarda yel katları çok geziyor. Aslında arabamla daha zirvelere çıktığımda meydanda otlayan yel katlarını ben görüyorum da onlar birazcık da saldırgan olabiliyor. Halince tehlikeli hayvanlar.
Ama nasipte ne varsa o olur diyorlar ya. Biz de bir spor yapmış olduk. Bu arada şaka maka baya bir açılmışım ben. Nereye geldim böyle ya? Kaybolup gideceğiz. En azından kaybolursak bizi ararlar. Bu adam nerede derlerse bu videodan yola çıkarlar. Neyse biraz daha gidelim bakalım da. Medeniyete ulaşacağız. TRT belgesel kanalında bu tip videolar var. Belki siz de izliyorsunuzdur. Adamı dağın göbeğine bırakıyorlar. İşte bir hafta içinde medeniyete ulaşman lazım diye. Tabii biz film olarak izliyoruz ama biz medeniyete bu kadar yakınken, kendimizi ve yolumuzu kaybedebilirken bu adamlar gerçekten bayağı usta, bayağı bir deneyimliler. Allah Allah, çok acayip bir yere çıktım ha. Hiç hatırlamıyorum bu yolu ben. Neyse, bir şekilde bulacağız herhalde. Ama manzara güzel. Yok abi, burası tehlikeli. Burada çıkış yok. Şöyle bir baktığımızda, hani o ben kaybolsam şunu yaparım, bunu yaparım falan, yemin ederim fıs. Yani hiçbir bilgi çalışmıyor. Nereden gelmiş olabiliriz? Şöyle bir baktığımızda bilmiyorum. İnanın bilmiyorum. Neyse devam edelim. Sıkıntı yok. Burada da çıkış yok. Demek ki yanlış geldik. Geriye istikamet marş. Aslında arkama baka baka gelmiştim. Demek ki bütün sistemler kaybolmaya müsait. Abi, o tarafa mı gitsek, bu tarafa mı gitsek? Yani bu videoyu aslında çekmemdeki amaç sizinle bazı şeyleri paylaşmaktı ama hepinize, daha doğrusu izleyen tüm dostlara ders olsun. Ormanlık bir alana girdiğinizde arkanızda en azından bir iz de olsa bırakmaya çalışın. Acayip sesler geliyor. Ulan kedi, köpek, kurt, aslan. Burası orman. Burada her şey olabilir. İnceden çaktırmıyorum ama kaybolduk. Neyse. Bir şekilde yolumuzu bulacağız. Şuradan da bir çıkalım. Aman. Havada da inciden yağış vardı. Otlar acayip derecede ıslanmış. Neyse, şu istikametten aşağıya yol da yok arkadaş. Evet, gerçekten yol mol yok. Artık aslanım aslanı geçtim de tek derdim yolu bulmak. Şuradan da geçeyim. Evet. Gördüğünüz gibi şu an için kaybolmuş durumdayız. Videoyu biraz durdurup yolumu bulduktan sonra devam ettireceğim arkadaşlar. Şu an kayboldum. Aynen. İnciden bir yol bulduğum gibi ama şöyle videomda üstümü göstereceğim. Acayip ıslandım ha. Yaptığım çılgınlık, bunu bir kez daha anladım. Yolumuzu tabi kesin bulduk mu bilmiyorum ama gördüğünüz gibi atlar falan burada da gezmiş. Allah Allah, sistemik olarak ben arabayı aşağıya koymuştum ama bizim sistem yine çalışmadı. Neyse, buradan bir yola inelim. Yukarıya doğru mu gideceğiz artık, aşağıya mı bilmiyorum da herhalde artık buluruz ya. Meydana geldik. Manzara güzel. Ama üstümüzü de ıslattık çok fena. Harbiden büyük sıkıntıymış ha. Ben nereden geldim ya? Neyse. Vallahi arkadaşlar, siz olun. Böyle dağa falan bir çıkalım, ailecek yürüyüş yapalım derseniz dikkat edeceğiniz hususlar şu. Bir, havada
yağmur olmasın ya da siz gelmeden evvel yağmur yağmış olmasın. Çünkü otlara sürtündüğünüz zaman acayip derecede pantolonlar ıslanıyor. Tabi bu da hava soğuk olunca bir soğuk yapıyor. Aynı zamanda geldiğiniz yerde ben gibi kaybetmeyin. Dediğim gibi bizim aslında yolumuz yakındı. Çok da yürüdüğümü düşünmüyorum ben ama hatta ulan nasıl kaybolunur diye de kendi kendimi sorguluyordum. Şu an anladım ki kaybolunabiliyormuş. Neyse. Tamam arkadaşlar, videoyu burada bırakayım. Telefon da ıslandı, ben de ıslandım. Yine de sizlerle şu manzarayı tekrardan şöyle bir paylaşayım. Aman ha, ben gibi kaybolmayın. Bugün de size böyle farklı bir video çekeyim dedim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Manisa Spil Dağı zirvelerindeyiz. Rakım bilmem kaç. Hala da tepeleri var. Gördüğünüz gibi. Yani kaybolmamak lazımdı ama biz kaybolduk ama arabamızı galiba bulduk. Hoşça kalın arkadaşlar. Sıkıntı yok. Ben buralardayım. Bu videoyu da paylaştığımda bilin ki evime varmış olmuşumdur.